Arkadaşlar selamlar. Cümleten geçmiş olsun hepimize. Evet, maalesef çok kötü bir haberle uyandık. Allah daha beterini göstermesin. Şimdi borsa ile ilgili de bir haber var. Burada ilk önce deprem üstü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.4 büyüklüğünde büyük bir deprem oldu. 42 artçı deprem yaşandığını ve 76 kişinin hayatını kaybettiğini, 440 kişinin de yaralandığı duyuruldu arkadaşlar. Forex'te de takip etmiş olduğumuz borsa ile ilgili, biz sonuçta borsa kanalıyız, para birlik kanalı olarak bu zor zamanda da bu haberi yapmak istedim. Yani zor şartlarda gerçekten. Evet. Forex haberi arkadaşlar bu. BIST 2.6.2023 tarihinde meydana gelen deprem felaketi nedeniyle deprem bölgesinde bulunan Sasa, Bossa, Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret Onarım Şirketi, Sanko, Hatek, İşdemir, Arsan, Rubenis paylarına ait işlem sıralarının şirketlerin depremden ne şekilde etkilendiklerine ilişkin KAP'ta özel durum açıklaması yapılıncaya kadar durdurulmasına karar verilmiştir diyor Forex'in haberi arkadaşlar. Daha televizyon kanallarından baktığım kadarıyla fabrikalarda bir sorun olmadığı belirtiliyor. Genelde çünkü tek katlı yapılar olduğu için fabrikalarda sorun yok. Bu açıklama zaten KAP'a da bildirilmiş arkadaşlar. Borsa İstanbul'un açıklaması saat kaçta yayınlanmış? Bu 9.27'de yayınlanmış. Aynı şekilde Sasa, Bossa devam ediyor buradaki verilen haber. KAP açıklaması bu aynı arkadaşlar. Yani olmadığı söyleniyor. Yani oralarda, fabrikalarda herhangi bir sorun olmadığı söyleniyor ama tabii şu anda ülke tarihinde değiştirebilecek olan çok büyük bir afetle karşı karşıyayız artık. Allah bu millete yardım etsin ve kısa sürede inşallah enkaz altındaki vatandaşlarımız, insanlar kurtarılır. Herkes elinden geleni yapması gerekiyor. Sağduyulu olması gerekiyor. Mesela Kızılay'ın şu anki taleplerine herkesin bir karşılık vermesi gerekiyor. Allah yardımcımız olsun. Evet. Hepinize bol bol sıhhatli günler diliyoruz artık. Kazanç da yetmiyor bundan sonra. Allah herkesin yardımcısı olsun.